Almanya'ya gitmek isteyenler bu hataları kesinlikle yapmayın. Almanya'ya göç etmek isteyenler için yapılmaması gerekenlerin listesi, hatalar listesi birazdan videoda. Herkese merhabalar arkadaşlar tekrar. Almanya'ya göç etmek isteyen çok fazla kişi var biliyoruz. Sizin de mutlaka yakınınızda vardır ya da siz Almanya'ya göç etmek istiyor olabilirsiniz. Ancak Almanya'ya göç etmek isterken yapılması gerekenleri sürekli konuşuyoruz. Ya da göç ettikten sonra yapılması gerekenleri sürekli konuşuyoruz. Ama göç etme sürecinde yapılmaması gerekenleri zaman zaman konuşuyoruz. Çok her zaman konuşmuyoruz. O yüzden bu videonun konusu Almanya'ya giderken kesinlikle yapılmaması gereken şeylerdir. En azından kesinlikle demesek de nacizane benim yapmanızı tavsiye etmediğim şeyler diyebilirim. Bir numarayla başlayalım. Hiç dil bilmeden bu işe kalkışmak. Çok çok nadiren netice verebilecek bir sürece girmiş olursunuz. Hiç dil bilmiyorsanız, yani İngilizce bilmiyorsanız, Almanca bilmiyorsanız, tek kelime bilmiyorsanız Almanya'ya göç etmeye çalışmak çok olumlu netice vermeyecek. İşlemlerinize başlayabilirsiniz. Bir diploma tanıtma, diploma denkliği ya da bu yola kalkışabilirsiniz. Onda bir sıkıntı yok ama hiç bilmeden bu yolun nihayete varacağına inanmak birazcık hayalperestlik olur. Çok da zaten insanın kendine yapacağı bir haksızlık olur. Çünkü kendinizi orada Türkçe hariç hiçbir dilde ifade edemezseniz ciddi sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bu arada yazılımcı ve benzeri meslek gruplarında değilseniz sadece İngilizce bilerek de yola çıkmak çok doğru değil. Birçok arkadaşımız Berlin'de vesaire yerlerde yazılımcı olarak IT alanlarında ya da benzer farklı alanlarda İngilizce işler bulup Almanya'ya tek kelime Almanca bilmeden gidebiliyorlar. Bu birinci maddeden biraz daha az riskli. En azından İngilizceleri iyi ve İngilizce iş bulup gidebiliyorlar. İngilizce de Almanya'da bazı bölgelerde bir şekilde işlerini götürüp yaşayabiliyorlar. Belki birçok işlerini götürebiliyorlar. İşte mavi kartlı çalışanlarsa 33 ayın sonunda sınırsız oturma iznini bile hiç Almanca bilmeden aslında alabiliyorlar. Ama Almanca biliyor olmak sizin yaşam standartınızı inanın bir tık arttıracaktır. Konforunuzu bir tık arttıracaktır Almanya'da. Ama bizim konumuz gitmeden önce yapılmaması gerekenler olduğu için yazılımcı ve benzeri mesleklere sahip değilseniz, yani İngilizce mesleğinizi icra edebilecek bir mesleğiniz yoksa sadece İngilizce bilerek Almanya sürecine başlamak da çok çok nadiren netice verebilecek bir durum olacaktır. 3 numara sosyal medyada gördüğünüz her ilana, her reels'e, her videoya inanmak olacak arkadaşlar. Maalesef sosyal medya çok fazla bilgi kirliliği olan bir yer. Her söylenen şeye çok inanmamak lazım. Birazcık böyle magazin haberleri gibi ya da ulusal basındaki böyle o büyük puntolarla yazılan başlıklar gibi oluyor maalesef ki bu anlatılanlar. Ama öyle olmaması gereken konular. Çünkü önemli şeyler göç süreçleri. Ancak sosyal medyada insanlar kendi hikayelerini anlatıyorlar. Bu arada yalan da olmayabilir. Ki inanılmaz yalan haber var. İnanılmaz yanlış ve yanıltıcı haber var. Onları bir tarafa koyalım. Anlatılan şeyler yalan da olmayabilir ama referans alınacak hikayeler, referans alınacak haberler, takip edilecek haberler olmayabilir. O yüzden her gördüğünüz yazıya, habere, bu Almanya'ya göç için değil, normal yaşantınızda da tabii ki zaten inanmayın ama birkaç kere sorgulayın, araştırın. Ben çok fazla duyuyorum çünkü bununla ilgili şeyler. Abi benden şu kadar para aldılar ama işte ses seda yok. Yani bu çok yaygın. Lütfen bunlara dikkat edin. Diğer madde çok hızlı bir şekilde göç etmeye çalışmak. Çok hızlı bir şekilde böyle pat diye göç etmeye çalışmak yine çok nadiren olan ve genelde netice vermeyen bir şeydir. Hayal kırıklığıyla sonuçlanabilir. Gardınızı almanız lazım. Kısa, orta, uzun vadeli planlar yapmanız lazım ve göç sürecinin uzun sürebileceğini biliyor olmanız lazım. Kaldı ki şu anda daha da uzun. Çünkü işiniz hazır da olsa İDATA'dan randevu bekleyebilirsiniz. Evraklarınızı konsolosluğa teslim de etseniz konsolosluktan vize bekleyebilirsiniz. Ya da denklik kurumlarından cevap bekliyor olabilirsiniz. Denklik kurumları ek evrak talepleri oluşturabilir. Süreç çok uzun olabilir. Denkliğiniz vardır, iş bulamıyorsunuzdur. İş görüşmeleri zaman alabilir. İş anlaşması yapmışsınızdır. İşveren bir türlü iş sözleşmesini hazırlamıyordur. Enteresan bir durum. Bunlar da olabiliyor. Bir sürü bekleme periyodu olabilir birbirinden farklı. O yüzden hemen olacak, hemen gideceğim gibi bir plan yapmak çok doğru değil. Bence hatalı olur diye düşünüyorum. Diğer madde enteresan bir madde. İstisnalar kaideyi bozmaz diyerek yine başlamak istiyorum. Almanya'daki akrabalarınızın bu iş olmaz, yok öyle bir şey, yalan haber olmuyor, vazgeç bu sevdadan demelerinden hemen etkilenmek. Bunlardan etkilenirseniz göç süreciniz baltalanabilir arkadaşlar. İstisnalar neden kaideyi bozmaz diyorum. Bazen gerçekten Almanya'daki yakınları sizin elinizden tutup olmayacak işleri oldurup her adımda size destek olup sizi yanlarına ya da Almanya'ya bir şekilde taşıyabiliyorlar, göç etmenize destek olabiliyorlar. Ama istisnalar. Genel olarak bunların işte bu süreçlerin olmayacağı, işte bu senin bildiğin gibi değil, öyle olmuyor, maalesef burada işler öyle değil, olmaz vesaire diyerek moralinizi bozabilirler. Bunlara karşı gardınızı alın. Görünmez bir zırh olsun önünüzde. O söylenenler böyle çarpıp geri gitsin. Siz kendi hedeflerinize odaklanın derim.
Mali bir planlama yapmamak. Yapılmaması gereken şeylerden yine bir tanesi arkadaşlar. Göç süreci maliyetlidir. Özellikle işte diploma tanıtmalar varsa bu işin içinde tercümeler, noterler, kargolar olabilir. Yine randevu, vizeyle ilgili randevular, biletler bile artık çok pahalandı. Uçak biletleri, ilk gidildiğindeki depozitolar vesaireler derken uzun süreçte parça parça bir anda toplu olmasa da bir paraya ihtiyacınız olacaktır. Mali bir planlama yaparsanız, adım adım bunları planlarsanız ve nerede ne kadar gidecek, yaklaşık ne kadar bir birikim yapmalıyım gibi bir plan yaparsanız bu süreçleri en azından zihinsel olarak da sizin için birazcık kolaylaştırmış olur. Öyle hemen gideceğim falan gibi düşünmeyin. Bir mali planlama mutlaka yapın. Ama uzun vadede, yakın zamanda diyelim ya da bunun için uzun vadede demeyelim. Çünkü o zaman da tartışılır bir şeydir. Evet, birazcık uzun sürüyor göç. Sizin tahmin ettiğinizden uzun sürüyor ama hayatımıza baktığımızda, hayatımızın genel toplamına baktığımızda o kadar da uzun sürmüyor. Çok büyük bir kısım yine Almanya'da yaşamak için size kalıyor ve bu esnada euro kazanacaksınız. Buna değer. O yüzden bu maliyetleri hesaplarsanız hiç sıkıntı yaşamazsınız diye düşünüyorum. Umut vadeden danışmanlarla çalışmak. Bu çok yaygınlaştı. İnsanlar bir tane reel satıyor. Bir tane işte video çekiyor. Şöyle olur, böyle olur, yaparız, uçarız, kaçarız vesaire diye. Ondan sonra netice alınamıyor. Burada mütevazi olamayacağım. Birazcık reklama girmek zorundayım. Çünkü beni zaten birçok kişi tanıyor. Bizim bir ekibimiz var. Educraft isimli, yaklaşık 10 yıllık tecrübeyle sadece Almanya'ya danışmanlık yapıyoruz. Almanya söz konusu değilken zamandan beri, yani o zamanlardan beri bile. Yani insanları arayıp ya Almanya'ya gitmek ister misiniz dediğimizde, Almanya mı? Ya ne işim olur, Amerika var, Kanada varken dediği dönemlerden herkesin Almanya'ya gitmek istediği bugünlere kadar 10 yıldır bu işi yapıyoruz. Çok tecrübeli ekip arkadaşlarımız var. Hem Türkiye'de hem Almanya'da. Çok fazla tecrübemiz var. İnanılmaz fazla insanın göç sürecine tanıklık ettik. O yüzden biz böyle umut vaat etmek yerine Educraft'la mesela bütün süreçleri online Skype görüşmelerimizde özellikle en başından konuşmak istiyoruz. Olumlu olumsuz her şeyi. İnsanlar kendilerini bu sürece göre hazırlasın. Bazı danışanların süreçleri çok daha hızlı ilerliyor. Bazı kişilerin süreçleri çok daha yavaş ilerliyor. Ama bir şekilde ilerliyor ve devam ediyor. Böylece herkes çok mutlu oluyor. Gardını almış oluyor. Çok hızlı olursa da daha da mutlu oluyor böylece. Hani kötüye kendini hazırladığı için. Böylece her iki taraf da mutlu olmuş oluyor. Sizsiz olun. Her şey çok iyi. Her şey tamam. Olur. Müthiş. Sen tamam, 2 ay sonra Almanya'dasın. Uçak biletini de bizden. Zaten konaklama da bizden. Zaten biz işte yoldaki kahven de bizden gibi böyle her şeyi bir pakete sokup umut vaat eden kişilerle gereğinden fazla, yani olmayacak şeyleri vaat eden diyeyim. Umut vaat eden derken olmayacak şeyleri vaat eden kişilerle çalışmamanız arkadaşlar. Böyle olmayan kişileri, firmaları bu süreçte desteğe ihtiyacınız olduğunda tercih etmeniz de yine hayal kırıklığına uğramamanız için önemli bir adım, bir sebep olacaktır. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Son olarak değil aslında. Sadece CV ile başvuru yapan çok kişi görüyorum. İş başvurusu yapanlar için bu madde. Sadece CV ile başvuru yapmayın arkadaşlar. Diplomalarınızı ekleyin. Bütün platformlara tek tek kayıt olun. O online platformlardan online başvurun. Ve o firmanın kendi sitesine gidip bir de oraya mail atın. Bu mailinizde diplomalarınız, dil sertifikalarınız, iş tecrübesiyle ilgili belgeleriniz olsun, diploma tanıtmalarınız opsiyonel de olsa olsun, inanın çok güçlendiriyor. Yani mecbur değil. Diyelim regülasyonsuz bir mesleksiniz. Yapmasanız da olur. Denklik değil. Ama diploma tanıtma yaptığınızda bu sizin için çok çok faydalı olacaktır. Almanya'da Bewerbungsmappe diye bir tanım var. Bir başvuru dosyası var aslında. Motivasyon mektubu mesela çok çok önemli. Bunlara dikkat ederek başvurularınızı yaparsanız emin olun çok daha iyi netice alırsınız. Son maddemiz sabırsız olmak. Yapmamanız gereken bir şey gerçekten sabır gerektiriyor. Almanya'ya gittikten sonra da bu sabra ihtiyacınız var. Gitmeden önce bu süreçlerde de bu sabra ihtiyacınız var. Sabırsız olursanız hata yapabilirsiniz. Çok sabrederek, uzun vadeli planlar yaparak bu şeyleri yapmanız lazım. Bu göç sürecini yönetmeniz lazım. Kısa vadeli planlar mecburen yapılır. Çünkü kısa vadeli adım adım gitmek lazım. Bir sistematiğe oturtur. Orta vadeli planlar yine işleri rayına oturtmak adına yapılması gereken bir şeydir. Kısa ve orta vadeli planlar önümüzdeki adımları görebilmemiz için önemlidir. Orta vadeli planlar artı hayaller ise birazcık motivasyon içindir. Uzun vadeli planlarınız ve hayalleriniz, bunların ikisini bir kategoriye tutuyorum. Yani kısa, orta ve uzun. Uzunun yanına bir de hayal ekliyorum. Onlar motivasyon için çok önemlidir. O yüzden hedeflerinizi ve planlarınızı kısa, orta, uzun diye ayırın. Ama hayal etmekten de hiçbir zaman vazgeçmeyin arkadaşlar. Çünkü bu zorlu süreci herkesin farklı motivasyonları olabilir. Mesela ben şöyle etrafıma baktığımda benim motivasyonum neydi derseniz, ben açıp Almanca çalışmaktan bunaldığımda, vize beklemekten bunaldığımda, bu iş artık olmaz dediğimde açıp Almanya'daki böyle bakın araba videolarını izlerdim. Açıp egzoz seslerini dinlerdim. Ki bunu hala yapıyorum gerçi ama.
Bakın benim etrafımda arabalar var. Eğer siz de çok bunalırsanız açıp şöyle bir tane 911 sesi dinleyin. 911'in böyle turbosu falan olabilir. Açın. Almanya otobanlarında şey, bunların fiyatlarına bakın. Araba fiyatlarına bakın. Böyle bir tane model araba koyun önünüze. O sizi zaten yeterince Almanya'ya motive edecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabii bu benim motivasyonumdu. Siz kendi motivasyonunuzu da bulabilirsiniz. Böyle videoların devamı gelsin diyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı, bildirimler çok önemli, unutmayın arkadaşlar. Ki bu gibi videolardan hemen haberiniz olsun. Telefonunuza bir sürü gereksiz bildirim geliyordur eminim. Onları kapatıp bizim kanalın bildirimlerini açarsanız daha faydalı bir bildirim almış olacaksınızdır diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.